Geçen gün keşfettiğim oldukça ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Kütüphanemdeki eski bir kitaba göz atıyordum ve ne zaman bir yeni kitaba başlasam ilk olarak basım tarihine bakarım. Evet de çoğu güncel bir tarihe sahiptir ama bu kitap oldukça eski bir tarihe sahip. Kitabı açmıştım ama kitap pek okunacak gibi de değildi çünkü sayfaları dökülüyordu, kondisyonu pek iyi durumda değildi. Bu kitap bana bir öneriyle gelmişti. Kendi kendime düşündüm, acaba eski zamanlarda insanlar birbirlerine nasıl öneriler yapıyordu? Ya da kitap önerileri nasıl? Bu meramı yenebilmek için araştırmaya koyuldum. Bilgisayarımı açtım. Ufak bir araştırmayla birkaç kaynağa ulaşabildim. Ama bunlardan en ilginç olanı bir televizyon programı. İlginç görünüyordu gerçekten. Televizyon programını izlemeye koyuldum. Eskiden hep sorardım kendime, ne okuyayım diye. Oysa şimdi işler çok değişti. Karavandaki adam ile hanımlar, beyler, televizyonların bir numaralı programına hoş geldiniz. Teşekkürler, çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar bizler önerdik, sizler okudunuz. Ve ziyadesiyle bahtiyar kaldınız. Şimdi her zaman olduğu gibi ilk olarak mikrofonlarımızı sizlere uzatacağız. İlk konuğumuz Enes. Enes 19 yaşında bir talebe. Üniversite imtihanlarına hazırlanırken bir yandan da kendisine kitap okumayı vazife edinmiş. Lakin Enes'in bir problemi var. Arzu ederseniz bu problemi kendisinden dinleyelim. Merhabalar. Programınızı yeni izlemeye başladım. Gerçekten çok heyecanlı ve keyifli bir programa benziyor. Benim şöyle bir sorunum var. Ben okumaya başladığım hiçbir kitabın sonunu getiremiyorum. Kitap bir türlü bitmiyor. Çok sıkıcı geliyor. Ve okumayı da çok istiyorum. Bana bunun nedenini, kitapların neden bu kadar sıkıcı olduğunu anlatabilir misiniz? Ve bir de kitap tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Ah şu gençler. Enes'im, seni çok iyi anlıyorum. Ancak okumak değildir sıkıcı olan. Okumaya dair zihnimizde ürettiğimiz bu düşüncelerdir. Unutmamak gerekir ki okumak bir motivasyon işi değil, bir disiplin işidir. Evet, kabul ediyorum. Bazen bazı kitaplar sıkıcı olabilir. Ama bunu bütün kitaplara yaymak elbette yanlış bir hareket olacaktır. İşte tam bu noktada sana bir kitap tavsiye edeceğiz. Charles Dickens'ın Küçük Dorit kitabı. Bu kitabı okuduktan sonra bize mutlaka mektup yaz. Senden haber bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Şimdi aklıma geldi de yıllar önce bir seyircimizden bir mektup almıştım. Rüyasında uçsuz bucaksız bir çölün ortasında bir kale görüyor. Bana bunu yorumlamamı istemişti. Bilememiştim. Hala bilemiyorum. Ne dersiniz? Sizin bir fikriniz var mı? Oldukça ilginç. Neyse, biz konumuza dönelim. Sıradaki izleyicimiz Oğuz. Oğuz 26 yaşında ve yeni mezun olmuş bir sosyolog. Oğuz ve ailesi amansız bir hastalığa yakalanmış. Acaba bu hastalık ne? Arzu ederseniz kendisinden dinleyelim. Efendim merhaba, ben Oğuz. Sizi ailecek severek izliyoruz. Şimdi bizim bir sorunumuz var. Size sormak istedik bunu da. Bizim kitap alma hastalığımız var. Yani nerede bir kitap önerisi görsek hemen gidip satın alıyoruz. Bu yüzden de evde kitapları koyacak yerimiz kalmadı artık. Bunun hakkında ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası ve size sormak istedik. Bu konuda bize yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederiz size. Oğuzcum, aslında bunun çözümü belli. Almayın. Almayın. Bir kitabı bitirmeden başka bir kitap satın almamayı kendinize kaide edinin. Kendinizi bundan men edin. Hem zaten öyle her yerden de kitap tavsiyesi alınmaz, değil mi? Bizi izleyin. Bahtiyar kalmaya devam edin. Sana kitap önerisinde bulunayım mı bilemedim. Dersin.
Neyse, geleneği bozmayalım. Sana da en azından ismi manidar bir kitap önereyim. Ahmet Hamdi Tanpınar, Hep Aynı Boşluk. Bu kitabı okuduktan sonra başka kitap almayın. Zaten öyle sanıyorum ki elinizdeki kitaplar 1000 yıl boyunca size yetecektir. Kendinize iyi bakın. Geçenlerde bir arkadaşım çok ünlü bir yazarla bir akşam yemeği yemiş. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bazı insanlar ne kadar şanslı. Neyse, biz konumuza geri dönecek olursak sıradaki izleyicimiz Nazlıcan. Nazlıcan 24 yaşında bir öğretmen. Okumayla arası fevkalade düzeyde. Ancak Nazlıcan'ın şöyle bir sorunu var. Tek bir yazar bütün hayatını kapsamış vaziyette. Şimdi arzu ederseniz Nazlıcan'ın kendisinden dinleyelim. Merhaba, ben Nazlıcan. Uzunca bir süredir sadece aynı yazarın kitaplarını okuyup duruyorum. Tek bir kitaba takılı kalmak değil bu elbette. Sadece aynı kişinin kaleminden çıkan kitaplarla olsun mürekkep canlanıp benim okur zihnimde bir anlam ifade ediyor. Öyle ki bambaşka bir yazar okuyacak olsam ona ihanet edecekmiş gibi hissediyorum. Bu da hiç iyi hissettirmiyor. Okumaya devam etmek istiyorum. Yeni şeyler okumak istiyorum ama bu ihanet hissi bağımlı kalıyor beni aynı yazara. Sanki evinden hiç dışarı çıkmadan büyümüş, belki de yaşlanmış bile gibi yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorum. Belki de bu yazar benim için de evime eşdeğer olmuştur. Kim bilir. Dışarı çıkmaya korkuyor olmak yeni maceralar için hazır olmuş olsam da yine de benim için bir engel. Peki bu engeli nasıl aşacağım? Yardımınıza ihtiyacım var. Nazlıcan, bu sorunu yıllar evvel ben de yaşamıştım. Bir yazar bütün hayatımı sirayet etmişti. Burada onlarca, yüzlerce, binlerce esere yer verdik, öyle değil mi? Unutma Nazlıcan, bunun çözümü başka yazarlara şans vermektir. Edebiyat dipsiz, hudutsuz bir denizdir. Ve içerisinde keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce eser barındırır. İşte onları keşfetmek icap eder. O halde sana keşfedilmeyi bekleyen bir eserden bahsedeceğim. Borges'ten Alçaklığın Evrensel Tarihi. Bu kitapla başlayıp bu zinciri kırabilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bu arada Frankenstein'ı okumuştunuz değil mi? Evet. Evet, kesinlikle muazzam bir kitap. Frankenstein'la tanışmak istemezdim doğrusu. Hele ki gecenin bir vakti kapımı çaldıysa. Bu çok ürkütücü olurdu değil mi? Evet, sıradaki izleyicimiz Mert. Mert 32 yaşında ve bir genel müdür. Bakalım Mert'in kitaplarla ilgili problemi neymiş? Kendisinden dinliyoruz. Merhabalar, ben Mert. Programınızı yeni izlemeye başladım. Kitap okuma alışkanlığı konusunda bir sorum olacaktı. Bazen çok fazla kitap okuyabiliyorum, bazense hiç kitap okuyamıyorum. Bunun orta yolunu bulma konusunda bana bir yardımcı olabilirseniz sevinirim. Mert'ciğim, bazen okumalardan uzaklaşırız ve bazen yaklaşırız. Bu çok tabii bir süreç. Ancak burada bilmemiz gereken şey şu. Okumayı hayatımıza dahil etmemeliyiz. Hayatımızı okumaya göre şekillendirmeliyiz. Yani ne demek istiyorum? Bizim zamanımızı çalan etkinliklerden uzak durmamız gerekiyor. Uyku bile bazen buna dahildir. Yani perhiz. İşte düzen ancak böyle olur. Şimdi sana bir kitap geliyor. Balzac'tan Tılsımlı Deri kitabı tam sana göre. Bu kitabı okuduktan sonra görüşlerini bize belirtmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Ve evet. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu hafta da programımızın sonuna geldik. Üzülmeyiniz. Üzülmeyiniz. Haftaya beraber olacağız. Üzülmeyiniz. Beyefendi bayıldı mı? Alakadar olunuz lütfen. Evet. Programımızın sonuna geldik sayın seyirciler. Sizler de eğer bizlere ulaşmak isterseniz verdiğimiz telefon numaralarını arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Programı bitirdiğimde bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok saçma bir şey.